Ben Deniz, Profesör Doktor Mete Gündoğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kısacası IB, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, bütün programları %100 İngilizce olan ve hali hazırda 8 tane mühendislik programını yürüten bir fakültedir. Fakültemizde şu an itibariyle yaklaşık 2000 tane öğrenci eğitim almaktadır. Bunun önemli bir kısmı yabancı öğrencilerdir ve 151 tane de akademisyen, öğretim elemanı hocamız mevcuttur. Bu hocalarımızdan 30'dan fazlası profesördür. Bunun yarısı kadar yani 15 tanesi doçenttir. Geri kalanları da değişik seviyelerde öğretim elemanı olarak fakültemiz eğitim ve öğretime hizmet vermektedir. Fakültemizde 8 tane bölümümüz aktiftir. Bunlar bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, malzeme ve metalürji mühendisliği, inşaat mühendisliği ve matematik bölümü olarak hizmet vermektedirler. Tamamı İngilizce eğitim, öğretim içerisinde faaliyetlerini icra etmektedirler. Hocalarımızın tamamının yurt dışı tecrübesi ve piyasada da proje yapma kabiliyetleri vardır. Fakülte olarak bu dönem 5. mezun dönemimizdir. 5 dönemdir mezun veriyoruz. Üniversitemiz nispeten genç, kadromuz da çok güçlü bir kadrodur. Mezunlarımızın gerek iş bulma oranları, gerekse kendi işlerini kurma oranları veya yurt dışına gitme oranlarına baktığımızda oldukça geniş imkanlar sahibi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla üniversitemizde hem proje yapma açısından hem de öğrencilerimizin İngilizce eğitim alırken hocalarımız vasıtasıyla yurt dışı bağlantıları açısından hem de kendi işlerini müstakil olarak kurmaları açısından oldukça geniş imkanlar sahibi olduklarını görüyoruz. Ankara'mız biliyorsunuz Türkiye'de savunma sanayinin geliştiği ve yerleştiği bölgelerimizden biridir. Birçok büyük savunma sanayi şirketimiz Ankara'dır. TAİ gibi, Aselsan gibi, Havelsan gibi ve bunlara parça üreten, gerek füze parçaları, gerekse değişik parçalar üreten birçok şirketimiz de Ankara'da mevcuttur. Bizim üniversite olarak öğrencilerimiz yetişirlerken daha mezun olmadan bu gibi firmalarla yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde buralarda stajyer mühendis olarak çalışmaya başlamaktadırlar ve mezun olduklarında da burada gösterdikleri performans ve kabiliyetler çerçevesinde de hemen doğrudan savunma sanayinde iş de bulabilmektedirler. Yine Ankara'da değişik organize sanayi bölgelerinin varlığından dolayı orta çapta ve daha geniş çapta birçok şirket mevcuttur. Öğrencilerimiz bu şirketlerle temasları sonucunda bazı öğrencilerimiz kendi şirketlerini de kurabilmektedirler. Bunların yanı sıra programlarımız %100 İngilizce olduğu için öğrencilerimiz gerek yurt içindeki akademik faaliyetlerini, gerekse akademik faaliyetlerini yurt dışına devam ettirebilmek için yurt dışına gidebilmektedirler. Hem çalışma olarak hem de akademik faaliyet olarak yurt dışı imkanları öğrencilerimize ardına kadar açık imkanlar arasındadır. Fakültemizden bu zamana kadar yaklaşık 1000 öğrencimiz mezun olmuştur. Bu öğrencilerimize baktığımızda sahip oldukları eğitim, öğretim ve %100 İngilizce programlardan mezun olmaları sebebiyle gerek savunma sanayi şirketlerinde, gerekse devlette, özel şirketler, özel farklı şirketlerde ve yurt dışında birçok iş imkanlarına sahip olduklarını görüyoruz. Ve bunlarla da bizler çok memnun oluyoruz, gurur duyuyoruz öğrencilerimizle. Akademik çalışma yapmak isteyenler hem Türkiye'de hem yurt dışında da çalışmalarını herhangi bir eksiklik hissetmeden çok rahat bir şekilde akuple olarak sürdürdüklerine de şahit olmaktayız. Üniversitemizde aynı zamanda Teknokent de mevcuttur. Dolayısıyla öğrencilerimiz Teknokent çalışmaları çerçevesinde birçok projeleri doğrudan sanayiye ve tüketiciye ulaştıracak şekilde buralarda üretebilir, buralarda geliştirebilir ve hem
öğrenirken, okurken doğrudan sanayiyle de ilişki kurmuş olur. Bu da çok büyük avantajlarımızdan bir tanesidir. Sevgili öğrenciler, mühendislik eğitimini IBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde diğer üniversitelerde verilecek olan mühendislik eğitimlerini benzer bir şekilde alacağınızın yanı sıra bizde bir mühendislik kültürü, bir mühendislik anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz. Gerek hocalarımızda, gerek öğrencilerimizde. Biz biliyoruz ki bu ekol ile oluşturmaya çalıştığımız, yerleştirmeye çalıştığımız anlayış ile bizim mühendis öğrencilerimiz çalışmalarını yaparlarken kaliteye çok önem verirler. Biliyoruz ki, inanıyoruz ki bizim öğrencilerimiz bütün hayatlarında, çalışmalarında verimliliğe çok büyük önem verirler. Biliyoruz ve öyle yetiştiriyoruz, öyle bekliyoruz ki bütün öğrencilerimiz çalışmalarında maliyetlere ve zamana çok önem verirler. Ve bütün bunların yanı sıra biz öğrencilerimize bir mühendislik ahlakı, bir mühendislik etiği de vermeye farklı bir anlayış, milli, Anadolu'lu, yerli bir anlayışta yetiştirmeye çalışıyoruz. Batının ya da gelişmiş teknolojilerin bütün kabiliyetlerini kazandırdığımızın yanı sıra Anadolu irfanıyla da yoğrulmuş mühendisler olmak istiyorsanız sizi aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyarız. Geleceğin mühendisleri burada.